Evet izin verirseniz ben de sözlerime önce Zonguldak İş Dünyası'nın değerli temsilcilerini selamlayarak başlıyorum ve konuşmamın hemen başında da e, başta il başkanımız milletvekillerimiz olmak üzere tüm örgütüme böyle bir toplantıyı düzenledikleri için teşekkür etmek istiyorum. Tabii hemen ardından da gerçekten çok önemli değerlendirmeler yaptınız. Aslında benim gördüğüm e, Zonguldak'ın tabi sıkıntıları önemli ama Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılardan da çok farklı değil. E, onun için izin verirseniz ben bir genel olarak nereden geçiyoruz, ne oluyor, ne bitiyor bunu değerlendirmek istiyorum. Ardından da e, sizlerin yapmış olduğu değerlendirmeler çerçevesinde tüm arkadaşlarının kısa kısa bir takım şeyler söyleyerek sizlerin sorularına... Cevap vermelerini isteyeceğim. Evet, e, buhranda durum raporu. Evet, buhrandan sanki yavaş yavaş çıkmaya başlıyoruz gibi gözüküyor bu pandeminin bitmesi ve aşılanmalarla birlikte. Bu ne kadar doğru? Şimdi biraz ona değinmek istiyorum. Aslında Türkiye neden bu pandemiyle birlikte böyle bir buhrana girdi? Bence üç tane nedeni var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin 2000 3 yılından itibaren izlemeye başladığı hatta kendi dönemimi de söyleyeyim. Yani bizim dönemimizde izle, uygulanmaya başlayan güçlü ekonomiye geçiş programını sanki sürekli bir programmış gibi geçiş programı değilmiş yaklaşımı içinde sürdürmenin sonucunda Türkiye'de büyüme modeli tıkandı. Yeni bir şeylere ihtiyaç vardı ama o yeni bir şeyler bir türlü gelmedi. Bu tabii Türkiye'de bir ekonomik krize neden oldu. Türkiye ekonomik krize pandemiyle birlikte girmedi. Aslında sıkıntılarımız 2007'den beri devam ediyor. 2013'te daha görünür hale geldi. Patinajlar ciddileşti. Ve özellikle de 2018'den sonra Türk ekonomisinde çok ciddi bir takım gerilemelere şahit olduk. Bir diğer önemli sıkıntımız Türkiye'deki rejim değişikliği ve bu rejim değişikliğine giden süreç oldu. Hangi rejim? Tek adam rejimi. Bu devlette bir yönetim krizine neden oldu. Bugün baktığımız zaman Türkiye'nin sorunlarını çözmeye bu kadar merkezileştirilmiş bir sistem yetmiyor. Yani tek kişi eskiden ben hatırlıyorum son dönemde bana gelen Nişadığım arkadaşlarım bana şunu söylüyorlar. Eskiden bir daire başkanıyla çözdüğümüz meseleyi şimdi ta en yukarıya kadar giderek çözmek zorunda kalıyoruz. E bu sistem işlemez. Bu kadar merkezileştirilmiş bir sistemin işlemesi mümkün değil. E son olarak da bir küresel salgın yaşadık. Bütün dünya bu küresel salgını yaşadı. Ama bizdeki etkileri diğer taraflara baktığınız zaman daha kalıcı olacağı benziyor. Neden? Çünkü bu küresel salgın sürecinde izlemiş olduğumuz politikalar diğer ülkelerin izlediği politikalardan ayrıştı. Biz borç gazına bastık. Onlar vatandaşlarına bütçeden destek vererek bu krizden çıkmaya çalıştılar. Biz borç ver Şimdi bunun sıkıntılarını önümüzdeki günlerde maalesef daha da net bir şekilde göreceğiz. Ekonomik krizin neresindeyiz diye baktığımız zaman bir kere şunu görmemiz lazım. Ee, Türkiye'deki büyüme hızlarına baktığımız zaman ortalama yüzde iki virgül dörtlük bir büyüme hızı. Yüzde yedi virgül dört son şey gözüküyor ama üçer yıllık baktığımız zaman yüzde iki virgül dörtlük bir büyüme hızı var. 21,7'lik çok yüksek bir büyüme elde ettik diye konuşuyoruz. Dünyanın en yüksek büyüme hızı deniyor. Ama baktığımız zaman bizden çok daha hızlı şu kırmızı tarafa baktığınız zaman çok daha hızlı büyüyen ülkelerde var. Peki bu neyin nesi derseniz finans literatüründe şöyle bir şey var. Diyorlar ki çok yüksekten düşen kedi ölür. Yere çarpar ama ölmesine rağmen sıçrar. Bütün dünyada da bu hızlı büyümelerin kaydedilen burada birçok bir ülkenin hızlı büyümesi var. Bu hızlı büyümelerin ölü kedinin sıçraması gibi olmaması gerektiği konusunda ciddi tartışmalar var. Bir başka önemli gelişme, bu kadar yüksek büyüdük. Vatandaşın cebine yansıdı mı? Hayır, yansımadı. Ücretlin, ücretlilerin toplam gelirden aldıkları pay ciddi ölçüde bu büyümeye rağmen hızlı bir şekilde geriledi. Peki bir ekonomide işlerin iyi gittiğini nereden anlarız? İşsizlik meselesi çözülüyorsa o zaman o ekonomide insanlar iş bulabiliyorsa o ekonomide işler iyi gidiyor demektir. 2018 yılında 5 milyon civarında olan Türkiye'deki gerçek işsiz sayısı bugün 9 milyon yani işlerin iyi gitmediği bir kere bu işsizlik rakamlarından belli oluyor bir başka önemli gösterge enflasyon düşüyorsa işler fena gitmiyor demektir ama dönüp baktığımız zaman enflasyon düşmediği gibi ileriye dönük olarak enflasyonun daha da yukarıya gitme ihtimali çok yüksek nereden yüksek e iki tane fiyat var bakıyoruz. Bir tanesi tüketici fiyatları endeksi. Yani vatandaşın çarşıdan gidip satın aldığı malların fiyatları. Bir de malların fabrikadan çıkış fiyatları var. Malların fabrikadan çıkış fiyatları yüzde kırk Buna karşılık esnaftan alınan malların fiyatlarındaki artış da yüzde on Dolayısıyla daha bu fiyatta çok gidilecek yol olduğu gözüküyor. Özellikle de şu son dönemde yapılanlara birazdan değineceğim. Bunlar da fiyatların daha fazla yükselmesinin e, riskini arttırıyor. Bir orta vadeli program yayınladılar. Orta vadeli programda bugün Türkiye'nin içinden geçmek ol, geçmekte olduğu krizle ilgili herhangi bir tedbir görmedik. Buna rağmen Türkiye'nin büyüme hızı 2022-2024 arasında orta vadeli programda yüzde 5.3 gibi son derece yüksek bir rakam. Halbuki 2018-2020 arasındaki performansa baktığınız zaman yüzde 1.9. Bunda pandemi yok. Yani 2021 yok. 2018-2020. Yine 1923 ile 2020 arasında da ortalama yüzde 4.8 büyüm var. Şimdi ne yaptık da, hangi tedbirleri aldık da Türkiye önümüzdeki dönemde yüzde 5.3 büyüyecek? Biz orta vadeli programda Türkiye'nin rekabet gücünü mü arttıracağız? Kurumsal işleyişini mi daha iyileştireceğiz? İnsanların yatırımcıyı özellikle kaçıran, hak, hukuk, adalet bu konularda, bu alanlarda, hukuk devleti alanında hangi tedbirleri aldık da şimdi biz bu beş nokta üçlük büyümeyi bekliyoruz? Yine aynı şekilde istihdam artışı ve büyüme rakamlarına baktığınız zaman e şimdi 2008-2009 yıllarında yüzde onluk büyümeyle gerçekleştirdiğimiz iş imkanlarındaki artışı şimdi yüzde beşlik büyümeyle Hatta bunun bile üstünde gerçekleştireceğimizi söylüyoruz. Bunun da hiçbir gerçekçiliği yok. Yine büyüme ve cari denge ilişkisine de dönüp baktığımız zaman şimdi geçmişte yüzde beş nokta iki büyürken cari açığımız da gayri safi yurt içi hastalığı 4 yüzde dört civarında olmuş. Şimdi yeni programda diyoruz ki bu sefer de 5.3 büyüyeceğiz ama cari açın gayri safi yurt içi hastayı oranı yüzde birlere düşecek. E bu nasıl olacak? Şu anda bunu da doğrulayan hiçbir şeyi ortada görmüyoruz. Tabi bir ekonomi yönetiminin aslında başarısı vaat ettiklerini yerine getirmesiyle ölçülür. Ne vaat ettiler? nereye geldik? Şimdi 2023 yılına giderken hatırlayacaksınız. Cumhuriyet'in 100. yılında 100. yılı ile ilgili bir takım hedefler açıklanmıştı. Bu devletin resmi dokümanlarına yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen planda da yer almıştı. Vaat ne? 2023'te Türkiye'nin milli geliri 2 trilyon dolar olacak. Şimdi orta vadeli program yayınlandı. Orta vadeli programın yıllarından bir tanesi de 2023 yılı. Gerçekleşen rakamla yani daha doğrusu vaat edilenle gerçekleşen arasında ki farka baktığınız zaman 1 trilyon 75 milyar lira daha düşük. Biraz daha açayım. 2 trilyon dedikleri milli gelir 1 trilyon. 1 trilyon bile değil aslında. Olacak diyorlar şimdi. E o zaman müteahhit neyi taahhüt, taahhüt, ettiğini bilir. Taahhütünü yerine getirememiş. Kişi başına milli gelirimiz şimdi diyor ki yeni yayınladığı orta vadeli programda 10 bin, 2023 yılında 10.700 dolar olacak. Peki ne taahhüt etmişti planda? Ya da Odalar Birliği'nde falan da hatırlayacaksınız çok büyük toplantılar yapıldı 20-23 hedefleri diye. Orada ne taahhüt edilmişti kişi başına gelir? 25 bin dolar. 25 bin dolar nerede? 10 bin dolar nerede? Bir başka önemli gösterge ihracat. Şimdi ihracatımız şurayı geçecek, burayı geçecek diye övünüyorlar. E peki 2023 yılında biz ihracatımızı nereye çıkaracaktık? Hatta Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu hedefleri yetersiz bulduk o günün rakamlarıyla. Çünkü o gün bir trilyon dolar milli gelirimiz vardı. Bugün 700'e düştü. 2000 ne zaman? 2011. O zaman demiştik ki biz 500 milyar dolar ihracat düşüktür. Bu ihracatın çok daha yüksek olması gerekir. 650-700 milyar dolar civarında bir ihracat daha doğru bir rakam olacaktır diye bunu söylemiştik. Hesabını da yaptık. Yani biz model kullanmayı bilen insanlarız o model çerçevesinde de çıkartmıştık. Bugün neredeyiz? 242 milyar dolar olacak diyor. 500 milyar dolar dedikleri ihracat hedefi 242 milyarda kalıyor. Ve son olarak işsizlik. Demişlerdi ki biz işsizliği 2023 yılında yüzde beşe düşüreceğiz. Orta vadeli programda şimdi ne diyorlar o gün dediklerinin yerine? işsizlik yüzde on olacak diyorlar. İşsizlik de iki katına çıkacak. Bütün hedefler yarısına düşecek, işsizlik de iki katına çıkacak. E bu tabi çok ciddi bir başarısızlığın göstergesi. Evet. <laughs> Yine bir başka orta vadeli programla ilgili önemli bir husus. Merkez Bankası bundan bir iki ay önce bir takım hedefler yayınlamıştı. Sonra arkadan orta vadeli program geldi. Yan tarafta görüyorsunuz Merkez Bankası'nın hedefleriyle orta vadeli programın enflasyon hedefleri arasında çok ciddi farklar var. Yine cari açık tahminleri de Merkez Bankası'nın dediğinin çok çok üstünde. Orta vadeli programın söylediği cari açık hedefi. Bu ciddi bir koordinasyon eksikliğini de açıkça ortaya koyuyor. Evet devam edelim. E, faizler yüksek. Gerçekten çok yüksek. Yani dünyanın en yüksek eee en yüksek faize sahip dünyada dokuzuncu ekonomiyiz. Bunun böyle devam ettirilmesi mümkün değil. Bu faizlerin düşmesi lazım. Ama gerçekten güveni sağlayacak bir takım tedbirler olmadan güven veren bir takım açıklamalar olmadan siz faizi Emirle düşürmeye kalkarsanız bunun kalıcı olmadığını bugüne kadar yaşadığımız olaylarda gördük. Şimdi Merkez Bankası Başkanı çıkıyor diyor ki ben diyor dün ben diyor bu döviz Türk Lirasının dolar karşısındaki değer kaybını anlamadım diyor. Niye bu kadar değer kaybediyor? Bunu açıklayacak hiçbir şey yok diyor. E Sayın Başkan yapmış olduğunuz faiz indirimi Sebepsiz, doğru düzgün açıklanmamış, ayakları yere basmayan bir politikanın üzerine oturmayan faiz indiriminin böyle bir belirsizliğe neden olup dolara değer kazandıracağı açıktı. Bir de demiş ki aslında bu demiş dolardaki yükseliş Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamalar nedeniyle oldu. Güzel. Şimdi aşağıdaki mavi çizgi Amerika Birleşik Devletleri dolarındaki karşısında Türk lirasının değer kaybını gösteriyor. Yukarıdaki çizgide Bulgar levası. Bulgar Bulgaristan hangi açıklamaları yaptı da bizim paramız Bulgaristan'ın levası karşısında değer kaybediyor? Soru bu. Merkez Bankası Başkanının buna cevap vermesi lazım. Ben bu faiz indirimi yaptığı ilk gün dedim ki bundan sonra ben Merkez Bankası Başkanı koltuğunda oturan kişinin ismini ağzıma almayacağım. Merkez Bankası Başkanı koltuğunda da Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı oturuyor artık. Dolayısıyla güvenilmiyor. Güvenilmediği zamanda Türk lirası çok ciddi değer kaybediyor ve önümüzdeki günlerde maalesef yeniden bu faizleri yukarı doğru çekmek zorunda kalıyoruz. Ben yine bu hani ne oluyor bizde bizimkinde bir gerekçe yok bizim Türk paramızın Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesinin diyen Merkez Bankası başkanına şunları hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin borç ödeme risk primi 404 puan. Aslında bizden daha sıkıntılı olan Brezilya'nınki 197 puan. Türkiye'nin rezervlerinin kısa vadeli borçlara oranı yüzde 60. Brezilya'nın rezervlerinin kısa vadeli borçlarına oranı yüzde 197. Yani Brezilya'nın rezervleri kısa vadeli borçlarının üç katı. Yok iki katı. Yine dış borçlarının Türkiye'nin gayri safi yurt içi oranı yüzde 61, Brezilya'nınki yüzde 32. Bu zaten bu rakamlar neden e, bizdeki e, bu e, kurun bu kadar istikrarsız olduğunu açık seçik ortaya koyuyor. Zaten e, özellikle iş adamlarımızın en büyük şikayeti de bu istikrar yok diyorlar. Şimdi bütün bu yapılan açıklamalarla birlikte borç yükümüz her gün biraz daha ağırlaşıyor. Türkiye'nin İlk Merkez Bankası Başkanı oyun devam, ne demişti hatırlayın? Faizler enflasyonun üzerine çıkarsa ben faizleri arttırırım. Faizler enflasyonun üzerine çıktı. Yani e, şimdi, enflasyon faizlerin üstüne çıktı. Enflasyon faizlerin üstüne çıkınca baktılar ki bu daha önce Cumhurbaşkanının söylediği faizler enflasyon düşecek, faizler de düşecek sözlerine uymadı enflasyon. O zaman farklı bir enflasyon tanımı bulalım dediler. Tanımı değiştirelim. Tanım Cumhurbaşkanının söylediklerine uysun dediler. Çekirdek diye bir şey getirdiler. Çekirdek enflasyonu esas alacağız dediler ve faizleri düşürdüler. Ben çekirdek enflasyonu esas alarak bundan sonra faizleri belirleyeceğim dedi Merkez Bankası Başkanı o günden bugüne sizin üzerinizdeki borç yükü <laughs> 3 trilyon e, tam 263 milyar Türk lirası arttı. Burada görüyorsunuz. 3, bin, 3, 3, 3 trilyon 721 milyar Türk lirasıydı. 3 trilyon 957 milyar 23 trilyon 957 milyar liraya çıktı. Yine brüt Dış borç stokunun gayri safi yurt hasılaya oranı birinci çeyrekte yine oldukça yüksek baktığımız zaman geçmiş yıla. Yani Türkiye'de borcun milli geliri oranı da biraz önce söylemiştim. Türkiye meselelerini pandemide borçla çözmeye çalıştı. 2000 bugün baktığınız zaman 2002 krizindeki seviyeden çok çok daha yüksek. Hani o zaman diyorduk ya memleket borca batmış diye. Bugün baktığınız zaman durum çok daha vahim. <laughs> Tabii bir başka önemli konu şu. Biz bir 128 milyar dolar nerede dedik? E, 128 milyar doların önemi ne? 128 milyar dolar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın elindeki dışarıda meydana ve gelebilecek kur hareket, şey döviz hareketlerine karşı tahkimatını gösterir sırf seçimlerde işi istikrarlı gösterebilmek bakımından bu 128 milyar dolar satıldı. Olsa iktisatçıların çok iyi, iyi bildiği bir şey var. Yani dünyaya açık olan bir ekonomide hem kuru hem faizi birlikte tutamazsınız. Bunu tutmak için döviz rezervlerini harcamaya başladığınız andan itibaren dibi delik bir kova gibidir. Aşağıdan akar, yok olur. Sonunda da elinizde hiçbir şey kalmaz. Bizde de öyle oldu. Bugün iki tane ben rezerv tanımını buraya koydum. Bunlardan bir tanesi uluslararası para fonu tanımlı analitik bilançodan rezervlerin durumu eksi -40 milyar. Yani buradan Merkez Bankası'nın almış olduğu toplam brüt rezervlerden hep şimdi brüt rezerv konuşuluyor. Brüt rezervlerden Merkez Bankası'nın almış olduğu borçları düştüğünüz andan itibaren 40 milyar. Bir de günlük bilançodan bu hesabı yaparsanız o da 53 milyar dolar. Açığımız var. Bırakın kasada para olmasını. Kasa açık veriyor. Hani bu Erzurum değişi var. Ben bunu zaman zaman kullanıyorum. Deftere bakıyorsunuz. Hac farz. Ama kasaya bakıyorsunuz. Zekata muhtaç. Bugün devlette yönetim krizi dedim. Devlette yönetim krizinin neresindeyiz diye baktığımız zaman e yani Türkiye uçuracak dedikleri rejim yangında uçak uçuramadı. Ortada uzun vadeli bir stratejiyle bu iklim değişiklerini herkesin bildiği, geleceğini bildiğimiz bu felaketi yönlendirecek bir strateji yok, tahkimat yok. Merkez Bankası'nda biraz önce söylediğim oyun içinde kural değişti. Yine düzensiz göç, e, eyamcı dış politikayı gerçekten gözler önüne serdi. Önce finansı iyi yönettiğimiz için yeni mülteciler alırız dendi. Sonra daha fazla yükü kaldıramayız dendi. Oradan oraya geldik. Evet, devam edelim. <laughs> Yine salgın yönetiminde neredeyiz diye baktığımız zaman bir bir kere biraz önce söylemiştim. E, doğrudan verilen desteklerde en düşük ülkelerden üçüncü ülkeyiz. E, doğrudan verilen desteklerde kredide de en yüksek ülkeyiz gayri safi yurt içi hasılaya oranla pandemi sürecinde ekonomik olarak mücadeleyi yaparken. bugün okullar açıldı. Süreç başladı. Bence bir yaklaşım son derece doğru. Okullar en son kapatılmalı. En son kapatacağımız yer okullar olmalı çünkü bir nesli kaybediyoruz. Buradan en ufak bir taviz verilmemeli. Onun için hep biz tedbir almalıyız. Ki çocuklar sağlıklı bir şekilde okullarına devam edebilsinler diye ama ciddi sıkıntılarımız var. Özellikle okullarda hijyen malzemesi ve hizmetli ihtiyacının zirve yaptığını görüyoruz. Dün bir belediyemizde çocuklara bilgisayar dağıtılması törenindeydim. Orada da şunu söylediler, ilginçtir. Yani bugüne kadar biz okullara belediye olarak hizmetli ve güvenlik şeyi veriyorduk, personeli veriyorduk. Bu yıl başlarken biz artık istemiyoruz dediler. E peki okullara gittiniz var mıydı bu insanlar güvenlik personeliyle hizmete? Hayır yoktu dedi. Yani belediyelerimizin tabii çok ciddi sıkıntıları var bizim belediyelerimizle e, mevcut hükümetin. Hem kaynaklarını kesiyor hem de hizmet almak da istemiyor. Dolayısıyla böyle ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet devam edelim ülkemiz her alanda zemin kaybetti. Ben buraya bir tablo koydum. Bu tabloyu bugün buraya katılanlara biz bu sunumu göndeririz. Oradan da bakarsınız ama yani hukukun üstünlüğü endeksinde geriledik. Yolsuzluk algı endeksinde düştük. İnsani özgürlük endeksinde, dünya mutluluk endeksinde, küresel barış endeksinde, enflasyonda, rezerv yeterliliğinde, hepsinde özellikle 2018'in ikinci yani bu Tek kişilik vesayet rejimi dediğimiz bu rejim fiilen hayata geçtiği andan itibaren hep şey kaybettik, irtifa kaybettik ve küme düştük. Evet. Peki bu bu ülkenin kaderi mi? bence değil. Yani geçmişte baktığımız zaman çok hızlı bu süreçlerden Türkiye çıkabildi ve nerelere gelmiştik? Bu kötü yönetimin sonucunda ortaya çıkan bir tablo. Bu bunu aşabilmek için de güvene ihtiyacımız var. Ve Türkiye'nin uluslararası arenada yarışma gücünü arttırabilmek için de biraz önce genç arkadaşımız burada söyledi. Yani inovasyondan başlayıp eğitimin her aşamasına kadar uzanan çok ciddi bir reform sürecine ihtiyacımız var. Yani dışarıda bir kişilik bir kişi diyelim bir mühendis ne kadar hizmet ya da mal üretiyorsa, biz ondan daha fazla üretmek zorundayız ki hem gelirimiz onların üstüne çıksın, hem de üretimimiz onların üstüne çıksın. Buna göre gitmemiz lazım. Bunun için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne yapacaksınız? Sadece eleştirmeyin, çözüm söyleyin deniyor. Bunu da hep söylüyoruz bu çözümleri, ama e, her yerde de tekrarlamaya devam edeceğiz. E, üç tane yeniye. Dört tane de sütuna ihtiyacımız var. Bu üç yeni nedir? Yeni kurallara, yeni kurumlara, yeni kadrolara ihtiyacı var bu ülkenin. Çünkü mevcutlara artık mevcut kurumlarla ülke idare edilemiyor. Mevcut kurallarla ülkeyi götürebilmek son derece zor. Yine yeni kadrolara ihtiyaç var. Yani çünkü 2000 Türkiye bu tek adam parti devleti rejimine geçene kadar yapmış olduğu bütün işlemlerle cebimizi boşalttı. Bu açık. Bütün rakamlardan gözüküyor. Gizlisi saklısı yok. Herkesin cebi boşaldı. Dolayısıyla bundan süratle kurtulmamız lazım. Peki bu sütunlar hangi sütunlar diye bakarsanız bunlardan bir tanesi hukuk devleti ve demokrasi. Aslında bunu çok daha basit bir şekilde ifade edersek can ve mal güvenliği. Yani iş adamı veya bir vatandaş devletle arasında bir sıkıntı çıktığında bunu mahkemelere gittiği zaman hukuk içinde çözüleceğinden emin mi değil mi? Yani mahkemeler idarenin vesayeti altında mı değil mi? Neye ihtiyacımız var? Birinci kural güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme ihtiyacımız var. Tarafsız cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Kuvvetler ayrılığı, bağımsız yargıya ihtiyacımız var. Seçim yasasının değişmesine, milletin vekilinin milletin seçmesine, Siyasi ahlak yasasının çıkarılmasına bunlara ihtiyacımız var. Bu kurallara ihtiyacımız var. Niçin ihtiyacımız var? Herhalde bugün yaşadığımız bu süreç şunu göstermiştir ki burayı sağlam tutmadığınız zaman ekonominiz de sağlam olmuyor. Efendim hukuk bizim karnımızı doyurabilir mi? Ne ne yapacağız bu kadar hukuk diyorsunuz diye soruyorlardı. Bugün gördük ki hep beraber hukukun olmadığı yerde karnımız doymuyor. yeni kurumlara ihtiyacımız var. Ekonomik Sosyal Konsey, yani bütün toplumun tüm biraz önce paydaş ekonomisi de dendi. Tüm paydaşları bir arada söylediklerini değerlendirip bir uzlaşmaya vardırabilecek ekonomik ve sosyal konsey anayasada var. Toplanmıyor. Bunu yeniden toplanır hale getirmemiz lazım. Ulusal Vergi Konseyi ve Kesin Hesap Komisyonu'nu mutlaka kuracağız. Özellikle Kesin Hesap Komisyonu, Mecliste çok önemli bir şey. Vatandaş adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe uygulamaları denetlemesinde hep geri planda kalıyor. Biz diyoruz ki ayrı bir komisyon kuracağız. Bunu bütçe komisyonu içinde yapmayacağız. Başına da kim muhalefette ise o muhalefet partisinden bir milletvekilini getireceğiz diyoruz. Ee, yeni kurum yine Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. Geçen gün konuşuyordum yine arkadaşlarımızla. Gerçekten Türkiye'nin bu barış ve işbirliği konusundaki hataları doğrudan ihracatımıza etkiledi. Suudi Arabistan'la sıkıntılarımız oldu, Birleşik Arap Emirlikleri ile sıkıntılarımız oldu, başka ülkelerle sıkıntılarımız oldu. Bunların bir an önce ortadan kaldırılması, kalıcı bir barışın bölgede mutlaka temin edilmesi gerekiyor. İkinci sütun, üreten Türkiye dediğimiz sütun. Burada iç ve dış tasarrufları betona değil, üretime ve döviz kazandıran faaliyetlere yönlendireceğiz. Yani biraz önce burada siz niye e, işte kanala karşı çıkıyorsunuz, Avrasya Tüneli'ne karşı çıkıyorsunuz? Benim hatırladığım biz Avrasya Tüneli'ne hiç sahip çıkmadık. Hatta ben hazine müsteşarıyken de ilk Japonlardan aldığımız kredide Avrasya Tüneli ile ilgili olarak benim imzam var. Dolayısıyla Avrasya Tüneli'ne niye karşı çıkalım? Köprüye niye karşı çıkalım? Ha, kanal İstanbul'a karşı çıkıyoruz çünkü çevreyle ilgili ciddi sıkıntılar yaratacağı açık seçik ortada İki denizi birbirine karıştıracaksınız ve İstanbul'un yani e, İstanbul'un ortasından yarıp geçeceksiniz. Bu 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 çok daha hala doğru düzgün fizibilitesi yapılmamış olan şey. Bir başka bir şey. Mesela biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne niye karşı çıkalım? Hep söylüyoruz Allah yapandan da yaptırandan da razı olsun diyoruz. Köprüye bizim bir karşıtlığımız yok. Yollara bizim bir karşıtlığımız yok. Ama Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bir köprü yerine iki buçuk köprü fiyatına yapıyorsak bizim karşı çıktığımız o. Biz istiyoruz ki bir köprü dünyada kaça yapılıyorsa bizde de ona yapılsın. Kalan bir buçukla da başka bir yerlerde başka köprüler yapalım. Bizim derdimiz, sıkıntımız bu. Yoksa başka bir sıkıntımız yok. Hesap veren bir yönetim olsa bunlar, bunlar bu sıkıntıları yaşamayız. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları kullanacağız. Bu son derece önemli bence. Eğitim politikasını paydaşlarımızla beraber yeniden oluşturacağız. Ondan da biraz önce bahsettim. Eğitimde iş gücümüzün yarışma gücünü ve verimliğini arttıracak dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bunu da söyledim. İnsan gücü planlamasına da önem vereceğiz. Yani biz hangi organize sanayi bölgesine gidip dolaşsak organize sanayi bölgelerinin en büyük şikayetçilerinden bir tanesi aradığımız vasıfta eleman bulamıyoruz diyorlar. İşte bu sorunları aşabilmek için organize sanayi bölgelerinin ihtiyaç duyduğu vasıfta eleman yetiştirmek için gerekli düzenlemeleri yapacağız. çeşitli kurallar var ama bu son dediğimle ilgili olarak söyleyeyim iki tane önemli husus var. Bir stratejik planlama teşkilatını yeniden kuracağız. Ondan sonra tüm organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri büyük organize sanayi bölgelerinde de teknoloji üniversiteleri açacağız. Güçlü sosyal devlet üçüncü sütun bütün dünya artık bunu söylüyor. Yani bu pandemiden çıkarken gördüğümüz en önemli sıkıntılardan bir tanesi gelir dağılımı çok hızlı bozuluyor. Daha önce de bozuldu. Gelir dağılımı bozulduğunda da büyüme sürdürülebilirliğini yani yüksek hızla büyüme devam edebilir olmuyor. Onun için burada refah devleti 3.0 politika çerçevesi dediğimiz bu konularda geçmişte şöyle bir şey vardı. Bir Washington konsensüsü, Washington uzlaşması diye bir uzlaşma vardı. Orada derdi ki ya devlet sadece güvenlikle ilgilensin, savunmayla ilgilensin, adalet hizmetini versin, onun dışında bıraksın, piyasalar kendi kendine her şeyi yapar. Kim demişti bunu? Dünyanın gelişmiş ülkeleri bir araya gelip böyle bir uzlaşmaya varmışlardı. En son İngiltere'de Cornwall'da toplandılar geçen yıl. Ve üzerinde uzlaşmaya vardıkları husus şu. Devlet artık müdahale etmeli kendi kendine bıraktığınız zaman bu iş olmuyor dediler. Onunla ilgili olarak da bir yine Türk e, bir iktisatçı dünyaca tanınan Daron Hacamoğlu Refah Devleti 3.0 politika çerçevesi diye bir şey çıkardı bu devletin müdahalesiyle ilgili olarak. Tabi akılcı olması lazım bir sürü şey var. Hatta yani teknoloji kullanımına dahi devletin müdahale etmesi lazım diyor. Biz de bu, bu görüşteyiz. İki dışlanmayı önlemeniz lazım. Yani yapısında bu var. İnsanları dışlayan bir büyüme süreci var. O bu dışlanmayı önleyecek işte devletin bir takım müdahaleleri yapması lazım. Yine bir başka kural herkes refah artıştan adil payını alması lazım çalışma hayatına ilgili çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeleri bundan kaçış yok. Yani tabii ben bunu zaman zaman iş dünyamızın eee kabul etmekte zorlandığını biliyorum ama uluslararası çalışma örgütünün normlarına uygun olarak çalışma hayatını düzenlemek zorundayız. Dünya böyle bir yere doğru gidiyor. Işte bakın mesela çocuk iş gücüyle ilgili yapılan düzenlemeler sonuçta döndü. Bizim de zor, zor yapmak zorunda olduğumuz düzenlemelere dönüştü. Ve şimdi ihracat yapmak istiyorsak çocuk işçi çalıştırmak falan gibi bir şeyleri yapmamamız lazım. Sadece ihracat için değil, kendimiz için de yapmamamız lazım. Çocuklarımızın iyi yetişmesi lazım. Yine çevreyle ilgili hususlar da şu anda artık şeyin içine giriyor. Başka ülkelere yapacağımız ihracatın içine giriyor. Dijital, bu yeşil şey dediğimiz, yeşil ekonomi dediğimiz konuda yine ihracat yapabilmemiz için üretimin içinde olması gereken bir takım hususlar. En önemlisi de biz diyoruz ki aile destekleri sigortası kurumunu kuracağız. İspanya bu krizde kurdu, bu süreçte kurdu ve görüldü ki bu kurum aslında işe yarayan bir kurum. Birçok sıkıntıyı çözüyor. Yani bu işte ücretsiz izinli şeydi bu tür alanlarda yaşadığınız sorunların birçoğunu çözen bir yaklaşım. Evet son olarak Yine baktığımızda sürdürülebilirlik meselesi son derece önemli. Çevreye saygılı olacağız. Çevreye saygılı olmadığımız zaman bir müddet sonra çevre bize saygısız oluyor. Son orman yangınlarında ve selde gördüğümüz gibi. O zaman çevremize gözümüz gibi bakmak zorundayız. Bu çerçevede kaçıncı defa Paris İklim Anlaşması'nı onaylayacağız, onaylayacağız, onaylayacağız dedik. Meclis'te onaylayacağız dedik nihayet. Birleşmiş Milletler'e gidince Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı bir baktı kürsüye çıktı dedi ki Paris İklim Anlaşması'nı önümüzdeki ay mecliste onaylayacağız. Ve ben size söyleyeyim neden dedi biliyor musunuz? Çünkü artık bütün dünyada bankalar uluslararası bankalar çevreye önem vermeyen ülkelere kredi vermeyecekler. Çevreye önem verdiğinizin en önemli göstergelerinden biri de bu. Paris İklim Anlaşması. Sekiz tane ülke falan kalmıştık. Maalesef bu ayıbı bize yaşattılar. <laughs> e, düzenleyici, denetleyici kurumlar üzerindeki siyasetin gölgesini kaldıracağız. Bu nereden çıktı diyeceksiniz. E, doğru düzgün işleyen bir piyasa sistemi olmayıp, devlet her gün piyasanın işleyişine kalkıp müdahale ederse, bu tabii çok ciddi bir, Sıkıntı olarak sürdürülebilirlik açısından karşımıza çıkıyor. Devlette iki tane şeye dikkat edeceğiz. Sürdürülebilirlik derken. Bir, borcu taşınmayacak seviyeye çıkarmayacağız. İki, enflasyona neden olan bir para politikası izlemeyeceğiz. Bu ikisi son derece önemli. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için önce çok teşekkür ediyorum. Şimdi de İzin verirseniz kısa kısa burada yapılan değerlendirmeleri göre bölgeye ilişkin değerlendirmelere cevap vermek için arkadaşlarıma söz vereceğim masaya geçip. Teşekkürler.